Merhaba arkadaşlar. Temel hak ve ödevler konumuzda yer alan suç ve cezalar ilgili temel hükümlerden konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar yine diyorum suç ve cezalar ilgili hükümler önemli. B senedir sınavda soru olarak yok. Soru gelme ihtimali yüksektir. Bu anlamda önemlidir. Şimdi acaba ne gibi hükümlerimiz var? Şimdi hadi gelin birlikte bunları görelim. Haydi başlayalım görmeye. Arkadaşlar yine soruyorum size. Türkiye'de ölüm cezası verilebilir mi? Türkiye'de idam cezası yani ölüm cezası var mı? Yok. Ne zaman kaldırıldı? 2004 tarihinde kaldırıldı. Türkiye'de ölüm cezası 2004 tarihinde kaldırıldı. Arkadaşlar, Türkiye'de ölüm cezası varken bir de ağırlaştırılmış ölüm cezası vardı. Nasıl bir şey oluyor hocam bu? Kişi öldürülüyor. Ondan sonra tekrar kalp masajı yapılıp ...tekrar canlandırılıp yeniden mi öldürülüyor? Hayır arkadaşlar. Ağırlaşmış ölüm cezası nasıl bir şeydi? Arkadaşlar, anne baba katiliyseniz ya da seri katilseniz... ...bu kişilere ağırlaşmış ölüm cezası veriliyordu. Bir kişinin Türkiye'de idam cezası varken... ...bir kişinin idam sehpasına gidebilmesi için... ...gözlerinin kapalı olması gerekir, ayaklarında terlik olması gerekir. Eğer ağırlaşmış ölüm cezası aldıysan... ...bir, gözlerin açık olur iki, ayağında terlik olmaz. Yere keskin mıcır dökülür. Kişi bu mıcırda bu mücirde yürütülerek, ayaklarının altı kestirilerek, kanlara akıta akıta idam sehpasına bu şekilde giderdi. Buna ağırlaşılmış idam cezası veriliyordu. Artık Türkiye'de idam cezası var mı? Yok. Yani ölüm cezası var mı? Yok. Öyleyse ağırlaştırılmış ölüm cezası da olabilir mi? Hayır. Öyleyse Türkiye'de ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Yasaktır. Şimdi hocam genel müsadere ne? Genel müsadere ne? Biz bunu nerede görüyoruz? Osmanlı'da görüyoruz. Osmanlı'da genel müsadere cezası var mıydı? Vardı. Artık Orhan Hocamız genel müsadere cezalarını size tarih dersinde anlatacak. Şimdi genel müsadere ne? Devletin suç işleyen vatandaşının tüm mallarına el koymasına genel müsaadele cezası verilir. Devletin suç işleyen vatandaşının tüm mallarına el koymasına genel müsaadele cezası verilir. Dikkat! Türkiye'de genel müsaadele cezası yoktur ancak özel müsaadele cezası vardır. Şimdi özel müsaadele ne? Devletin suç aletine ya da suçtan elde edilen gelire el koymasına özel müsaadele cezası verilir. Diyelim ki bu bıçak olsun. Ben bıçağı çektim, size sapladım, öldürdüm. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa devlet benim bıçağıma yani suç aletime el koyar mı? Koyar. Buna biz ne diyormuşuz? Özel müsaadere. Türkiye'de genel müsaadere yoktur ama özel müsaadere cezası vardır bu anlamda. Türkiye'de ölüm cezası ve genel müsaadere cezası verilemez, yasaktır ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik izleri sadece ve sadece kanunla konulur. Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik izleri sadece ve sadece kanunla konulur. Hocam bunda ne demek istiyorsun? Arkadaşlar, Türkiye'de Türk Ceza Kanunu var mı? Var hocam, var. Türk Ceza Kanunu'nda hangi fillerin suç oluşturduğu, bu suçlara hangi cezaların verileceği açıkça belirtilmiş midir? Evet. Ceza Kanunu'nda yazmayan bir fiilden dolayı, Kişiye ceza verilebilir mi? Hayır. Kişi suçlu kabul edilebilir mi? Hayır. Öse ceza ve ceza yerine geçirecek güvenlik sadece ve sadece TCK'da yazan kanun maddesiyle mi kullanılacakmış? Evet. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ceza konulabilir mi? Hayır. Yönetmeliklerle? Hayır. Sadece neyle konuluyormuş? Kanunla. Bu anlamda ceza ve ceza yerine geçirecek güvenlik tedbirleri Sadece ve sadece kanunla konulur. Kural olarak suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Hocam, bunlar ne anlatmaya çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Şimdi, işlendiği dönemde suç teşkil etmeyen bir danışman türü, daha sonradan çıkartılan bir kanun maddesiyle kişilere ceza verilemez, yasaktır. Arkadaşlar, Kapalı alanda sigara içme yasağı ne zaman getirildi biliyor musunuz? 2008 tarihine getirildi. 2008'de. İyi ki de getirildi. 2008 tarihine getirildi. Diyelim ki adamın birisi 2007 tarihinde çıksın, kantinde bir sigara içsin. Şimdi 2007 tarihinde kapalı alanda sigara içme yasağı var mı? Yok. 2007, 2007 yılında yapmış olduğu işlemden ötürü. 2008 tane çıkartılan bir kanun maddesiyle kişilere ceza verilebilir mi? Hayır. Bu anlamda işlendiği dönemde suç teşkil etmeyen bir danışın ötürü daha sonradan çıkartılan bir kanun maddesiyle kişilere ceza verilemez, yasaktır. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, yasaktır arkadaşlar. Herkes masumiyet karinesine sahiptir. Herkes masumiyet karinesine sahiptir. Hocam masumiyet karinesine Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimseye suçlu denilememesine masumiyet karinesi adı verilir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimseye suçlu denilememesine masumiyet karinesi adı verilir. Arkadaşlar, kişi diyelim ki hakimin önüne çıkartıldı. Ancak bu suçu işleyip işlemediği henüz daha kesinleşmedi. Öyleyse hakim hükmünü verinceye kadar o kişiye biz suçlu diyebilir miyiz? Hayır, Buna biz ne diyormuşuz? Masumiyet karnesi. Öylese suçlu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçu denilemez. Buna ne diyecekmişiz biz? Masumiyet karnesi. Herkes masumiyet karnesine sahip mi? Evet. Kural olarak Türkiye'de ceza sorumluluğu şahsidir. Ceza sorumluluğu şahsidir. Şimdi ceza sorumluluğunun şahsilinden kastımız nedir? Arkadaşlar, diyelim ki bir kişi bir suç işlesin. Bu suç işlediyse. Bu suçun karşılığında o kişiye bir ceza mı verilir? Evet. O cezayı kişinin şahsen mi çekmesi gerekir? Evet. Buna ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi adı verilir. Değil ki, Ben hapse gerektiren bir suç işledim. Şöyle diyebilir miyim? Ben hapse, ben hapse girmekten korkuyorum. Benim yerime anam girsin, babam girsin, eşim girsin diyebilir miyim? Diyemem. Bir kişi bir suç işlediyse bu suçun cezasını kendisi şahsen çeker. Buna ceza sorumunun şahsiliği ilkesi adı verilir. Yine kural olarak herkes kanuni hakim güvencesine sahiptir. Şimdi kanuni hakim güvencesi neydi arkadaşlar? Artık hepiniz öğrendiniz değil mi? Kanuni hakim güvencesi neydi? Suçun işlendiği yerde yeni mahkemenin kurulmaması. Herkesin daha önceden var olan yani tabi olduğu mahkemede yargılanmasına kanuni hakim güvencesi adı verilir ve herkes kanuni hakim güvencesine sahiptir. Yine herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Arkadaşlar kız erkek zengin fakir ayrımı yapmaksızın herkesin kanuninde eşit mi olması gerekirdi? Evet. Kanuninde eşitsek herkesin adil mi yargılanması gerekir? Evet. Öyleyse herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Sakın unutmayın. Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. İdare, özgürlüğü kısıtlayı ceza veremez yasaktır. İdare, özgürlüğü kısıtlayı ceza veremez yasaktır. Arkadaşlar idare deyince kim aklımıza gelecekti bizim? Kim gelecekti ki? Belediyeler. Diyelim ki belediyenin sınırları içerisinde bir suç işlendi. Belediye başkanı bu suç işleyen kişiyi belli bir yere kapatıp onun özgürlüğüne el koyabilir mi? Hayır hocam, hayır o kişiye hapis cezası verebilir mi? Hayır. Bir kişi hapis cezası verme etkisi sadece ve sadece tarafsız ve bağımsız mahkemeye aittir. Öyleyse idare özgürlüğü kısıtlayı ceza veremez, yasaktır arkadaşlar. Yine kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez, yasaktır. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez, yasaktır. Arkadaşlar diyelim ki kişi suç şüphesiyle bu anlamda karakola gitti. Sorguya alındı. Bu anlamda arkadaşlar bir suç tek başına işlenirse kaç saatti? 48. Topluysa 4 gün içerisinde hakimlerine çıkartılmak zorundaydı. Öyleyse. Diyelim ki bir kişi suç şüphesiyle karakola düştü. Bu anlamda hakimlerin çıkartılabilmesi için kaç saati vardı? 48. 48 saatlik sorgu içer. 48 saatlik süre içerisinde sorguya alındı. Şimdi polis memuru kişiye sordu. Bu suçu sen mi işledin dedi. Bu anlamda kişi dedi ki hayır ben işlemedim. Bizim polis memurun da o gün çok önemli bir işi vardı. Bu anlamda Manita ile yemeğe gidecekti. Ah dedi seninle mi uğraşacağım? Kendisi bir ifade yazdı. Altına da zorla imzanızı attırdı. Bu kanuna aykırı olarak elde edilmiş bir bulgu mudur? Evet. Delil olarak kabul edilebilir mi? Hayır. Bu şekilde kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez, yasaktır. Bir kişi ne kendisine ne de yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz, bundan dolayı suçlu kabul edilemez. Bir kişi ne kendisine ne de yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz, bundan dolayı suçlu kabul edilemez. Diyelim ki Allah korusun, diyelim ki ben bir suç işledim, sorguya alındım. Sorguda bu suçu işlediğimi kabul etmek zorunda değilim. Etmedim diye de. Bana bir ceza verilmesi durumu söz konusu değildir. Öylese bir kişi ne kendisine ne de yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Bundan dolayı suçlu kabul edilemez. Toplumda en fazla yanlış bilinen konu dikkat. En fazla yanlış bilinen konu. Sırf sözleşmeye aykırı davrandınız diye size hapis cezası verilemez. Yasaktır sırf sözleşmeye aykırı davrandınız diye size hapis cezası verilemez, yasaktır. Çünkü bizim ceza kanunumuzda sözleşmeye aykırı davranmak suç teşkil etmez. Mal beyanda bulunmamak suç teşkil eder. Diyelim ki, hemen örnekleyelim. Diyelim ki gittim, bankadan kredi çektim. Ya da kredi kartı aldım. Ben bunları sözleşme bağlamında mı alıyorum? Evet. Diyelim ki gittim, bankadan kredi çektim. Kredimin ödeme günü geldi. Ben borcumu ödemiyorum. Sözleşmeye aykırı mı davranıyorum? Evet. Sırf bu sebepten dolayı bana hapis cezası verilemez. Banka bana bir tebligat yollar der ki git 7 gün içerisinde mal beyanda bulun. Eğer mal beyanda bulunmaz isem bana hapis cezası verilir. Mal beyanda bulunur isem benim satılabilen mallarıma icra kanına el koydurtulup bunlar açık kartımıza sattırtılıp alacaklı alacağını alma hakkına sahip olur. Öyleyse. Üzerinizde malınız, mülkünüz yoksa gidin. Bankadan çekebildiğiniz kadar kredi çekin. Alabildiğiniz kadar kredi kartı alın. Kullanın arkadaşlar. Banka saradığı zaman deyin ki elinden geleni ardına koyma. Gidin. Malım mülküm yoktur diye mal beyanda bulunun. Sizden tek kuruş para alabilecek mi? Hayır. Size bir günlük bile hapis cezası yatırtabilecek mi? Hayır. Tek yapabileceği uygulama ne olur biliyor musunuz? Sigortalı işe girdiğiniz zaman maaşınızın dörtte birine el koyabilir. Tek yapabileceği uygulama budur arkadaşlar. Dediğim gibi vatandaşlık dersi arkadaşlar sadece bir ders olarak öğrenilmemelidir. Bu bizim hayatımızın içinde var olan bir uygulama mıdır? Evet. Her zaman bu bilgiler bizim işimize mi yarayacak? Evet. Öyleyse sırf sözleşmeye aykırı davrandınız diye size hapis cezası verilemez yasaktır. Yine uluslararası ceza divan gerektirdiği şartlar dışında. Vatandaş suç sebebiyle başka bir ülkeye verilemez, yasaktır. Uluslararası ceza divanı gerektirdiği şartlar dışında. Vatandaş suç sebebiyle başka bir ülkeye verilemez, yasaktır. Dikkat! Hiçbir zaman değil. Uluslararası ceza divanı gerektirdiği bir durum olursa verilebiliyor muymuş? Evet. Bunun dışına verilebiliyor muymuş? Hayır. Şimdi soruyorum size. Türkiye'de ölüm cezası ve genel müsaade cezası yok. Ceza ve ceza yerine geçecek yönetimleri neyle konulur? Duyamıyorum. Kanunla. Ceza sorumluluğu şahsi hocam. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Herkes adil yargılanmakına sahip. Masumiyet karinesine sahip. Kanun hakim güvencesine sahip. İdare özgürlükse ceza veremez. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgu delil olarak kabul edilemez. Bir kişi kendisine ne de yakınlarına suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Sırf sözleşmeye aykırı davrandık diye bize hapis cezası verilemez. Uluslararası ceza divanın gerektirdiği şartlar dışında vatandaş suç sebebiyle başka bir ülkeye verilemez. Yasaktır arkadaşlar. Dediğim gibi Suç ve cezalarla ilgili hükümler önemlidir. Sınavda sorularak görürseniz sürpriz olmasın. Hocam, sınavda nasıl soru gelir? Nasıl cevap, nasıl sorular gelecek? Nasıl sorular göreceğiz? Hadi gelin bakalım birkaç tane örnek soruyla bunu taşlandıralım. Haydi bakalım. Soru sizin. Haydi. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunun ilkelerinden biri değildir? ceza sorumluluğunun ilkelerinden biri değildir. Bakalım. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak tüzükle konulur. Arkadaşlar ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik tedbirleri neyle konuluyordu? Neyle konuluyordu arkadaşlar? Kanunla konuluyordu. Tüzükle, kararnameyle, yönetmelikle konulabiliyor muydu? Hayır. Zaten artık Türkiye'de tüzük var mı arkadaşlar? Yok. Öyleyse tüzükle konulma durumu söz konusu olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Hadi ikinci sorumuza geçelim. Pardon arkadaşlar, ikinci sorumuza bir geçelim bakalım. 82 Anayasasına göre suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Ceza ve cezaevine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Kanunla mı konuluyordu? Evet hocam, kanunla konulur. ÖSE doğru mudur? Doğru mudur arkadaşlar? E, tabii ki doğru değil mi? Tabii ki doğru. Şimdi ikincisine bakalım. Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Arkadaşlar hiçbir zaman değil uluslararası ceza divan gerektirdiği bir durum olursa vatandaş verilebiliyor muydu? Evet. Bunun dışında verilemezdi. Aman dikkat hiçbir zaman değil. Uluslararası ceza divanı gerektirdiği bir durum olursa verilebiliyor muydu? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sınavda bu tarzda mı sorular gelecek bize? Evet. Kolay mı? Kolay. Yine diyorum bilene her şey kolay, bilmeyene her şey zor arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videomuzda arkadaşlar, bir dahaki videomuzda nereden devam edeceğiz biz? Ekonomik ve sosyal haklarımızdan devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.